Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda animasyonlu buton yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şu an ekranda da görebiliyorsunuz, bu şekilde bir buton yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle bir tane index.php dosyası oluşturuyorum. Evet. Önlem tab diyerek standart kodlarımızı açıyoruz. Burada genel diye bir div oluşturuyorum. Bunun içinde bir tane btn class'ım olacak. İçinde de bir tane link'im olacak arkadaşlar. İsmi de buton olsun. Baktığımız zaman şu an bu şekilde. Burada bir de bir tane CSS dosyası çağırıyorum. Ayar.css. Hemen oluşturalım. Ayar.css. Yıldız diyerek tüm alanları seçiyorum. Padding'im 0. Margin'im 0 olacak. Box size'im de border box yapıyorum. Yani border olsun mu olmasın mı demek arkadaşlar bu. Ben burada border box diyerek border'ın olacağını söylüyorum. Fontumuz Josephine Sans olacak. Body'mizin arka planını, background'ını bu şekilde siyah bir renk yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde. Burada genel divimin içindeki btn'mi düzenliyorum. Position relative olacak. Genişliği 200 piksel. Yüksekliği 45 piksel. Border 2 piksel solid FFD 324 şeklinde de bir kenarlık veriyorum. dış boşluğunu da 15 piksel yapıyoruz arkadaşlar. Text Align Center ile ortalıyorum. Line Height ile satır yüksekliğini 45 piksel yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra Overflow Hidden ile dışa taşmayı gizliyorum. Genel divimin içindeki BTN içindeki ağlarımı seçiyorum. Bunu da Display Block yapıyoruz. Position Relative olacak. Text Transform Uppercase diyerek yazıları büyük harfe çeviriyorum arkadaşlar. Text Decoration'dan ile altındaki yazıları gizliyorum. Rengini de Color FFD 324 yapıyorum. Sarı bir renk yapıyoruz arkadaşlar. Letter Spacing ile aralarını yani harflerin arasını 5 piksel açıyorum. Bu şekilde. Font Weight Bold ile kalın yazı yapıyorum. Z Index ile de altta kalmasını engelliyorum arkadaşlar. Şimdi bir de buna transition verebiliriz. Transition al 0.5 saniye is. Baktığımız zaman şu an bu şekilde. bunu yaptıktan sonra şimdi genel divinin içindeki BTN bir klasımıza before, yani İngilizce'de öncesinde demek arkadaşlar. Öncesinde şunu yapıyorum. Content'imi boş bırakıyorum. Content İngilizce'de içerik demek. İçeriği boş yapıyorum. Position absolute veriyorum.
Top'ını eksi 60 piksel olacak. Left'i 0. Genişliği %100. Yüksekliği %100. Transform özelliği de scale Y rotasyonunda 10 derece veriyorum. Bu özelliği zaten kanalımda videolu ders olarak anlatmıştım arkadaşlar. Transform yani Transformers filminden de anlayacağınız bir gibi dönüştürmeye yarıyor arkadaşlar. Yani Transformers'ta robotları arabadan dönüşüyor ya. Burada da transform dönüştürme işlemi yapıyor. 10 derecelik bir bükme yapıyorum nesneme. Şimdi transition al ile 0.5 saniye bir gecikme veriyoruz. Ve arka plan rengimizi de 324 yapıyorum. Yani sarı bir renk arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunun aynısını kopyalıyorum. Ve after. Sonrasında da bunu 60 piksel yapıyoruz. Burada genel düğünün içindeki BTN 1 klasımızın üzerine hover gelindiğinde before öncesinde tapını eksi 20 piksel yapıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüktü. Yalnız butonla aynı renk olduğu için buton sanki altta kalıyormuş gibi oldu arkadaşlar. Bunu ayarlamak için de genel divinin içindeki BTN içindeki ağımızı hover üzerine gelindiğinde rengini siyah bir renk yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun aynısını kopyalıyorum ve tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. 20 piksel yapıyoruz yani. Evet, burada bir hatamız var arkadaşlar. After diyeceğiz çünkü sonrasında da bunu yapsın. Evet, gördüğünüz gibi butonumuz bu şekilde arkadaşlar. Başka da bir olayı yok. Tabii bunun açılarını değiştirmek isterseniz burada mesela eksi 10 yaptığınız zaman bunu tam tersi olacaktır. Gördüğünüz gibi tam tersinden kapanıyor. Ya da şunu 10 yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yani ayarlayarak değişik şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu mesela 10 yaptığım zaman bu şekilde oluyor. Eksi 20 piksel. Şimdi tabii burada overflow hidden dememizin sebebi arkadaşlar sildiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Normalde bu şekilde. Biz hidden diyerek gizleme işlemini yapıyoruz burada. Transform'u kaldırırsam da şunu bir kaldırayım overflow hittini. Buradan transform bükmeye yarıyor. Yani aslında biz onu büküyoruz arkadaşlar. Bakın normalde bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Transform uyguladığım zaman kutuyu artık ne diyorsanız nesneyi bükmemize yarıyor. İşte 10 derecelik bir açıyla Y rotasyonunda büküyoruz. Bunu X de diyebiliriz. Bakalım X deyince ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi tam tersi oluyor arkadaşlar.
Burayı tabii ki hidden demeyi unutmuyoruz. Evet. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bildiğiniz gibi bu tarz videolar bayağı bir emek gerektiriyor arkadaşlar. Öğrenmesi de anlatması da bayağı bir zaman alıyor. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.